ve vadiye doğru yavaş yavaş geçişimize devam ediyoruz. Serinin 3. karşılaşmasında bakalım Supermassive ile Beşiktaş arasında 2-1 öne geçen taraf hangi takım olacak? Evet, vadiye de şöyle havalı bir giriş yapıyoruz. Koridorlardan ilerliyoruz. Bir totemi görüyoruz, ziyneti görüyoruz burada. Müthiş bir oyun. Dumble. Karşınızda Elis mekanikleri. İnanılmaz. Bu arada Rue. Rue kuleden neydi orada? Kuleden yemeye devam ediyor. Yalnız Rue, devam edecek şifasını mi? Kullandı. Şifasını kullandı. Sıçrasını kullanmak zorunda kalacak. Gragas geliyor. Gragas geliyor. Rue'nin başı dertte. Kötü bir sıçrama. Hayır, Rue bu arada ama sıçrası çıkacak mı? Sıçrası yok. Stomage'din. Stomage'de sıçrası yok. Ve hayatta kalıyor. Hayatta kaldı. İnanılmaz. Bir de üzerine Ejin'in narı geliyor. Narı geliyor. Bölüm sonu canavarı geldi. Bölüm sonu canavarı geldi. Askeri gönderdi ve orada Gragas da kaldı. Gragas ilk kanı alıyor ama Rue de bu arada fena bir iş çıkarmadı. Sıçraması olmadığını biliyor Robin. Şimdi arkasında tuzağı kurdu. Fab. Bakalım kaçabilecek mi? Değil. Yakalamak kolay değil. Kırmızı güçlendirme yok. Gragas da geliyor. Ama yavaşlatmayı başardı. Gragas. Son bir vuruş. Ne yapıyorsun sen Robin? Robin intikam. Kindred selam söyledi. Sen bizim çocuğu kesersen ben de seni keserim dedi ağaca ve hakikaten de kesmeyi başardı. Çok önemli bir skor aldı kendisi için. Beşiktaş'ta tabelaya adını yazdırmış durumda. Maçın 6. dakikasındayız. 6 yine çok çok yakın. Robin de orada. Kırmızıya gidecek bakalım. Evet, oradaki görüş şu an temizlemeyi başardı. Takım arkadaşları için daha uygun bir ortam yarattılar. Yani iki tane skor verdikten sonra bunu yapmak ne kadar hani fayda sağlayacaktır? Çünkü yani Rush'ın neden isterse de oyunun başında iyi bir dönem geçir sonra takım savaşında fark yaratsın diye. Ama şu an o dönemden eser yok. Bakalım nasıl bir fark yaratmayı başaracak. Orada bir Yampi'nin yengeci de almayı başardılar ve üst koridorda bu ittirmeyi yapmak için şartlar olgunlaştı Beşiktaş oyun hizmetleri adına. Rube'yi yemliyorlar. Canlı yem. Canlı yem Johnny. 6 seviye. Ultisi var. Yalnız arka tarafta Rue Lucy yakalamayı başardılar. Canlı yem skorla mı sonuçlanacak? Rue'de kule hasar yok bu arada. Kindred'in 6. seviye değil. 5. seviye. Diğer tarafta. Damla da gelmiş bu arada. Zyras kötü pozisyonda yakalanabilir. 6. seviye ama ultisini atabilecek bir hedef bulabilmiş durumda değil Zyras. Şimdi Fab'ı yakaladılar ama çıkmaları gerekiyor. Az önceki heyecan fırtınasının ardından. Yalnız Immortal ve Hibiki yetenek vuruş atışlarını o kadar ölümlü şekilde atıyorlar. Robin yakalanmış bu arada 8. seviye. Şimdi ultisini kullandı. Hayır, çıkaramadı. İçinden Stomage. Denedi ama çıkaramadı. Sıçrasını da kullanarak oradan uzaklaşıyor. Tersen Naru da geldi. Şimdi Zyras da orada. Açı! Açıdan müthiş bir ulti. Bu dersi Zyras açıyor. Yavaş, hatta bir noktadan sonra hızlı bir şekilde Beşiktaş'ın üstüne doğru itilmesini sağlayacaktır. Zyras'ın vakit kaybetmeden oraya gitmesi gerekiyor gibi görünüyor çünkü ışınlanı var. Fab'a kıyasla yalnız Rue Lucy'ne yakalandı. Patlayan için mükemmel oyun! Mükemmel oyun! Yani yok artık diyorum, yok artık diyorum, böyle bir şey yok. Resmen çizdiler orada. Derken Hibiki de ortadan kalktı. Naru. Hibiki de ortadan kayboldu. Müthiş oyunlar arka arkaya. Rakibini sağ sola sürekli hareket ederken bu kitle kontrolleri nasıl tutturuyorsunuz? İnanılmaz oyunlar. Yani orada sıçramasına rağmen, Amas takibi kullanmasına rağmen Rue'yi yakalamayı başardılar. Şimdi biraz Fab yakalandı ama Fab çok tank ama işte kule için yeterince tank. Son vuruş. Yeterince tank kule için. Max ultisi de yok. Hayır, gelmiyor. Fab ve hayatını kurtardı ve Robin de ultisini kullanmak zorunda kaldı orada Zyras için. Immortal denecek mi? Immortal'u bekliyor. Bekliyor. Immortal'u. Immortal'u bekliyor. Ulti gelecek mi? Hala peşinde. Hayır. Hayır. Görüşü tamamen kaybetti. Her şeyde rakiplerini bayağı bir dar etti o koridorda. Ve 1-1-3. Şu anda gördüğünüz taktiğin adı bu. Robin'in bu arada sihir içeni devreye girdi. Açu arka taraftan. Bakıyorum, ultisi var mı Açu'nun? Ultisi yok. Daha olsa yok. Denerdi tahminen ama daha da önemlisi. Her attığını vuruyor. Hibiki kötü pozisyonda. Immortal'u kötü pozisyonda. Immortal'u da iniştü. Hibiki kovalayacaklar mı? Niye kovalamasınlar? Naru'da kaldı orada skor. Şimdi Ruelis'in başı dertte. Maç başından beri bu senaryoyu izliyorum. Yalnız bu senaryoyu biz daha önce izledik. Dark Passage Beşiktaş mücadelesinde buna benzer bir bitiş olmuştu. Hatırlamıyorsanız hatırlatmak isterim ve burada şu an Edip'te düşürecekler. Maçı bitirecekler bakalım. Bitirmemeleri için hiçbir sebep yok. Çok öndeler. Güvenli olanı mı yapacaklar? Stomage göbekle beraber geldi. Kuleye vurmaya başladılar. 20 saniye var şu anda Robin'in geri dönüşüne. Immortal birazcık daha erken gelecek. Supermassive. Rue'yüz tek başına tutmaya yetmeyecek. Zyras hala Dumbled Doge kovalıyor ve Supermassive. Gerçekten finaller tarihinde gördüğünüz en baskın performanslardan birine imza atarak rakibini yenmeyi başarıyor. Müthiş bir performans. Rakibine nefes aldırmadı oyunun başında. Yakaladıkları o küçük gözüken ama aslında çok büyük avantajı devasa bir boyuta taşıdılar.